Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Solwalk'un hikayesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi geçen bölümde Tenebris'i yendiğimizden bahsetmiştim size. Tenebris'i yendikten sonra ise olaylar biraz daha karışıyor. Aslında bir 6 aylık barış dönemi var. Ondan sonrasında ise şu oluyor arkadaşlar. Şimdi Kuru NPC'sini biliyorsunuz. Zaten sürekli önünde resim çektiğimiz bir NPC, önünde durduğumuz bir NPC. Sürekli görev aldığınız birisi. Onu Doğu'ya çağırıyorlar. Doğu'daki Starry Forest Ligi'ne. Doğu aslında şu anda bizim olduğumuz gibi bir bölge. Şimdi bu doğuda ne var? Neden Thor oraya gitmek zorunda kalıyor? Starry Forest League arkadaşlar 4 parçaya ayrılmış durumda. Batıdaki kısım bizim sürekli olarak görev yaptığımız bir nevi küçük olan kısım. Doğuda kısımsa gerçek Starry Forest League'nin ilk kurucuların olduğu, büyük lordların olduğu kısım var. Onunla beraber kuzey ve güneyde de ayrı ayrı yine Starry Forest League branşları var. Bunların hepsi özel çalışıyor birbirinden. Yani farklı farklı komuta zincirleri var. Ancak en üst patron gibi olan kısım doğu tarafı. O sağa sola emir verebiliyor. Ancak hani diğerleri şey, emirleri dinliyormuş gibi yapıyorlar genelde. Tek sorun batı kısmı, Thorun'un olduğu kısım. Doğudaki emirler saçmalamaya başladıktan sonra bu emirleri iyice göz ardı etmeye başlıyorlar. Yani hiç yapmamaya başlıyorlar. Ve Tenebris yenildikten sonra arkadaşlar Thor'u doğudaki lordlar çağırıyor. Daha doğrusu Isabella çağırıyor. Böyle yaşlı bir teyze. Onun resmini hatta ben şimdi size ekleyeyim. Bu teyze diyor ki, siz bizim emirlerimizi dinlemiyorsunuz. Bize karşı isyan etmeye çalışıyorsunuz gördüğüm kadarıyla diyor. Bir de elinizde zaten artık 9 tane Soulwalker var. Hani bizi kandıramazsınız. Bize karşı bir planınız var sizin diyor. Ben sana güvenmiyorum diyor. Ya 9 tane Soulwalker'ı bize vereceksin. Biz onlarda istediğimiz deneyleri yapacağız. Onları kontrol etmemiz lazım. Tenebris'i nasıl yendiler görmek istiyoruz falan diyor. Yani kısacası deney faresine çevireceğim onları diyor. Ya da hani aramızda savaş çıkacak diyor. Thor'u bunları gördükten sonra arkadaşlar deliriyor. Yani bir nevi şeye dönüyor aslında. Yüzüklerin Efendisi'nde ikinci filmde şey diyordu ya. Theoden. Batı ağıl düşerken Gondor neredeydi diye. Diyor ki Tenebris bize saldırırken siz neredeydiniz diyor. Soulwalker'lar orada vardı ama hiçbiriniz bir şey yapmadınız diyor. Bize hiçbir destek göndermediniz. Bize hiçbir yardımda bulunmadınız diyor. Bunların üstüne tabii ki Thor'u oradan ayrılıyor ve iki taraf arasında savaş çıkıyor. Savaş çıksa da arkadaşlar doğu tarafında doğudaki herkes savaşı seven kişiler değil. Mesela şu karakter Hayes onlardan bir tanesi. Bununla beraber yine doğunun donanma komutanı var. Hayes hava birliklerinin komutanı. O da yine savaşmak istemiyor. Şimdi ancak Isabella'nın emrinde de çalışmak zorundalar. Isabella savaş var diyorsa savaş çıkacak. Şimdi böyle olunca Isabella askerlerini daha doğrusu hava komutanı ve donanma komutuyla anlaşıyor. Diyor ki batıya saldırın diyor. Ve batıya doğru savaşı başlatıyor. Batıda arkadaşlar biz Soulwalker'lar olarak bu düşman askerlerinin geldiğini görüyoruz. Ve onları karşılamaya gittiğimiz zaman bütün askerlerin bilerek bize nişan almadığını görüyoruz. Yani şöyle düşünün. Şu askerin önünde duruyoruz mesela. Bilerek gökyüzüne nişan alıyor falan. Bilerek ıskalıyor yani. Bu olunca Haru diyor ki yani hiçbirisine vurmayın. Hepsini bayıltın. Askerleri sadece bayıltıyoruz. Askerlerle kısa bir süre savaştıktan sonra Hayes arkadaşlar helikopterle iniyor. Diyor ki ben Soulwalker'ların lideriyle konuşmak istiyorum diyor. Ve bize gerçek durumu açıklıyor. Diyor ki Isabella sizinle savaş istiyor ama biz de bu kadını sevmiyoruz. İnsanları kontrol eden kötü birisi diyor. Onu baştan indirmek istiyorum diyor. Ve şöyle bir anlaşma yapıyoruz. Hayes diyor ki biz burada sahte bir savaş yapalım. Yani Grey City'de bizim önceden görev aldığımız yerde sanki gerçekten savaş oluyormuş gibi ben rapor vereceğim. Donanma da aynı şekilde rapor verecek. İki taraf zayiat veriyormuş gibi yazacağız. Böyle arada bir ölenler var göstereceğiz diyor. Ama bunun karşılığında Soulwalker'ların hepsi benimle beraber Doğu'ya gelecek. Doğu'da Isabella'yı baştan indireceğiz. Onu öldüreceğiz diyor. Biz bu planı kabul ediyoruz. Ve Hayes arkadaşlar bizi buraya Doğu kısmına getiriyor. Bu arka direlen şey. Bundan sonrasındaysa burada öncelikle şunu konuşuyoruz. Bakın şu adamla tanışıyoruz ilk olarak. Hayes bize diyor ki tamam şimdi siz Doğu'ya geldiniz ama Starry Forest League 4 parçaya ayrılıyor diyor. Kuzey ve Güney'de de hala Starry Forest League'leri var. Ve Isabella bunlarla anlaşma yapabilir diyor. Ne olur ne olmaz diye Kuzey'de kendimizi müttefik bulmaya çalışıyoruz. O da Thomas. Bu adamla anlaşabilirsek kuzeydeki generallerle bizim için konuşup hani en azından kuzeyden bize saldırmayacaklarından emin olacağız. O yüzden Thomas'a yardım etmeye başlıyoruz. Thomas arkadaşlar kuzeyde şeylerle savaşıyor. Bu Rapid Flame gibi Vessel'lerle savaşıyor. Ancak bunların savaştığı Vessel'ler farklı. Nasıl söyleyeyim size? İyi çocuk ve kötü çocuk diye ayrılıyor arkadaşlar. Bunlar Sakura çiçeği Vessel'si diye geçiyor. Ve bu Vessel'ler perilere benziyorlar biraz. Kanatları falan var. Uçuyorlar falan. Ancak hiç o kadar basit şeyler değiller. Yani nasıl söyleyeyim size?
insanları yakalayıp insanlar üzerinde deneyler yapıp yaratığa çevirip hani onları kullanıyorlar. Ya da işte bir insana 10 tane insanın DNA'sını sokup böyle süper insana çevirip onu madenlerde çalıştırıyorlar süper güçlü çalışsın diye. Tabii ömrü kısa oluyor, öldürüyorlar vesaire ama yani kısacası insan üzerinde deneyler yapan böyle psikopat periler gibi düşünebilirsiniz. Bu perilerin de iki türü var. Bir iyi periler, bir kötü periler. Şimdi iyi periler arkadaşlar Thomas'ın sevgililerinden bir tanesi. Bu periler bu dünyaya geldikten sonra Solvokal'ın olduğu dünyaya Cherry Blossom Vessi'si diyelim, hatta Vessi demek daha doğru. Vessi'ler anlaşıyor. Bir kısmı diyor ki biz insanlarla beraber yaşayalım. Bunlar iyi çocuklar oluyor. Bir kısmı da diyor ki yok kardeşim, insanlar bizim yiyeceğimiz ya da oyuncağımız. Biz onları kontrol edelim, kullanalım diyor. Bunlar da kötü Vessi'ler oluyor. Thomas da arkadaşlar iyi Vessi'lerden birisiyle sevgili oluyor ve onlara yardım ediyorlar. Kötü Vessi'leri yenmeye çalışıyorlar. Biz de buraya geldiğimiz zaman bu kadar basit bir açıklama alıyoruz. Cidden çok fazla öğrendiğimiz bir şey yok. Ondan sonrasında kötü Vessi'leri avlamaya başlıyoruz. Şimdi gelecek bölümde buralarda neler olduğundan bahsedeceğim. Çünkü olaylar hani yine aşırı karışıyor ve cidden üzücü bir kısım da var. Biraz açıklaması zor olduysa, yine karıştırdıysam özür dilerim sizden ama bir arkadaşın dediği gibi belki cidden oynayıp göstermem lazımdı. Tek sorun işte yeniden karakter açıp yeniden oynayacak vaktim yok. Neyse, hikayenin dışına çıkıyoruz gene. Ben boş şikayet etmeye geçiyorum. Ancak genel olarak olayları anlamışsınızdır. Çünkü çok az bir şey böyle askerlerle savaşacaksınız hikayede. O askerleri vesaire öldürmeyince ya da hızlı bir şekilde o savaşa geçince buraya neden geldiğinizi, nasıl geldiğinizi bu şekilde anlamışsınızdır. Onun dışında aklınıza kalan bir şey varsa yazmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.